sorarsanız bizim klasörlerimizde var arkadaşlar. Yerli uçak sanayi diye oradan da gösterelim. Diyor ki bizimkiler, hadi gazetelere falan da bunları verdiler. Evet. Diyorlar ki bu F-16'ları geri göndeririz hatta biz bunu yaptığımız. Ne diyor? Yerli savaş uçağımızı yapacağız. İşte Türkiye'nin ilk yerli uçağı. Geçelim hemen arkadaşlar. Hemen ardından gelen açıklamalarda yerli ve milli savaş uçağında son durum F-16 ve F-35'ten daha güçlü olacak. Ya F-16 motoru koyacaksın, güçlü olsa ne olur, olmasa ne olur? Üstelik bu paketin içinde bize F-16 uçaklarını veriyorlar. Mühimmat olarak benden alacaksın. Benim verdiğim mühimmattan başkasını, sen yerli yani Roketsan'ın mühimmatını bu uçaklarda kullanamazsın diyor. Evet, bir de ayrıca biliyorsun. Bu nasıl bir satış? Biz diyoruz ki biz mühimmat yaptık, Roketsan her şeyi yaptı. Kullanamayacaksanız benden alacaksınız diyor. Satışa bakın. Şimdi hem onu öyle diyor, bir de bundan sonraki süreç tabii temsilciler meclisine geçecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Temsilciler meclisinden geçecek, daha sonra da senatodan geçecek. Buralardan geçtikten sonra yapılacak. Şimdi tabii. Kaç yıl sürer? Yani bu nereden bahsediyor? 1-2 yıllık süreç en az. Yani bir de Lockheed Martin sırası var. Yani orada bir sipariş sırası var. Bayağı uzun bir sipariş sırası varmış. Bahreyn'e veriyor, Katar'a veriyor, değişik ülkelere bu F-16 Block 70 modelini veriyor. Dolayısıyla bizim yani bu uçakların en erken envantere gelmesi 2028 gibi gözüküyor. Yani 5 yıl sonrası gözüküyor. 5 yıl sonrası. Şimdi işte. Tabii bunlarla ilgili de Yunan Katimeneri gazetesinde bir haber çıktı. Dediler ki bu uçakları evet Amerika Birleşik Devletleri'ne verecek ama Ege Denizi'ndeki adalar üzerine uçmayacak. Bu bahsettiği adalar hangi adalar biliyor musunuz? Yunanistan işgal etmiş olduğu 20 ada. 20 ada. Yani artık kendi adamımızın üzerinden bile uçamayacağız. Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki efendim tedarik konusunda herhangi bir şart yok. Tedarik konusunda şart yok ama kullanım konusunda şart var. Öyle gözüküyor. İşte ne dediler? Şartları koymuşlar. Suriye'ye karar harekatı yapmayacağız. Yapmayacağız. Ege'de askere faaliyeti durduracaksın. Akdeniz'deki araştırmaları durduracaksın. Zaten durdu. Rusya ile askeri işbirliğini bitireceksin. HDP ve DEM Parti'yi kapatmayacaksın. Burada önemli bir şey çıkıyor. S-400'ler meselesi. Tabii. Rusya ile ilişkiyi keseceksin. Evet. Şimdi yakında Putin Türkiye'ye geliyor. Ne konuşulacak? Önemli olan şey bu. S-400'ler ne yapılabilir? Şimdi onu ben söyleyeyim. Yani siz Milli Savunma Bakanlığı'nda karargahta görev almış kurmay subayı olarak yani elimizde patladı tamam da. Evet. Nereye atın? Çöpe atsanız atılmaz. Şimdi Namık Bey bakın S-400'ün alınması tam bir stratejik bir hatadır. Neden? Çünkü bu dayatma mı? Bir bedel ödetme mi? Hayır bu S-400 olayı ben onu söyleyeyim. Yunanistan F-35 programında yoktu. Ve bu hükümet bana göre kasıtlı olarak bu işi yani S-400'ü alarak Yunanistan'a bu işe dahil etti. Biz 2019'da uyardık. Dedi ki bakın siz bunu S-400'ü alıyorsunuz ama bizim F-35'leri Yunanistan'a verirler. Ve aynen öngördüğüm şekilde oldu. Belli yani. Üstelik paramız kaldı bir de içeride. Bir de öyle bir şey ki Türkiye Cumhuriyeti 1998 ve 99 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimi Rusya Federasyonu'ndan S-300 alıp bölgeye yani Kıbrıs'a eleşmek istedi. Türkiye dünyaya ayağa kaldırdı. Hayır sen alamazsın dedik. Deniz ablukası uygularız dedik ve geri adım attılar. Girit'te bir hangara koydular. Şimdi devlette devamlılık esastır. Tabii. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak buna karşı çıkmışken yıllar sonra niye S-400 alıyoruz? Gerekçe neydi? Efendim işte Amerika Birleşik Devletleri bize Patriot vermedi. Bu doğru değil. Evet. Amerika Birleşik Devletleri 2009'da Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya bölgesi ve bir de Polonya'dan geri çektiği 13 bataryayı teklif etti. Fakat Erdoğan hükümeti bunu kabul etmedi. Sonrasında bunu aldılar. Şimdi bir de neler kaybettik? Bakın burada F-35 uçağında aynı zamanda Türkiye'deki mesela Aselsan, TUSAŞ. Evet. TUSAŞ mesela gövdesini yapacaktı. Aselsan aviyonik sistemi yapacaktı. Kale şirketi, Aselsan şirketi. Görsellerinden devam edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi tabii şöyle bir vahim durum da var. Onu da söyleyelim. O da şu. Bu bir yansı ikiye geçebilir miyiz? İkinci yansı. Bu üçüncü yansıya geçti. Evet. Evet. Şimdi bakın. Eğer biz F-35 programına kalsaydık, 2018'den itibaren Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 10 adet F-35 girecekti. Evet. Ve bu yıl sonu itibariyle şu anda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 60 adet F-35 uçak 60 adet olacaktı. Şu anda olacaktı. Olacaktı. Şu anda yok. Hiç yok. Ayrıca 2029'a kadar 60 tane daha gelecekti ve Türk Silahlı Kuvvetleri müthiş bir atılım yapacaktı. Bakın şu andaki mevcut durum itibariyle yani açık kanatlara göre
Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde Phantom'lar ve F-16'lar olmak üzere 291 adet savaş uçağı var. Yunan Hava Kuvvetleri'nde Phantom, Mirage ve F-16 olmak üzere 248 adet var. Şu anda Türk Hava Kuvvetleri'nin sayısal olarak 43 uçak fazlalığı var. Yani Ege'de hava üstünlüğü şu anda Türk Hava Kuvvetleri'nde. Türk F-35'leri Yunanistan'a aldığı takdirde bitti. Hava üstünlüğü şeye geçiyor, Yunanistan'a geçiyor. Neden? Çünkü evet biz 40 tane F-16 alacağız ama F-35 5. nesil uçak. Peki, bu güce ulaştıktan sonra Yunanistan tekrar bir kıta sahanlığı sorunu çıkartabilir mi? Zaten her zaman sorun çıkıyor. Bir sonraki yansıya geçelim. Bakın. Geçelim arkadaşlar. Şimdi buradaki durum çok vahim. Neden? Bakın Limni, Midilli, Sisam, Rodos, Çoban Adası'yla Güney Kıbrıs'ta Balk bölgesine yerleşeceği F-35 savaş uçaklarıyla Türkiye'nin her tarafına hava harekatı yapabilir. Yani. Ve bunlar bakın görünmez uçak. Yakalanmıyor. Yani normal havada asla yakalanmıyor. Biz şu anda gördüğünüz gibi büyük bir tehlikeyle karşılaşıyoruz. Evet. Ve en son Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu hamleyle maalesef Ege Denizi'ndeki hava üstünlüğü Yunanistan'a geçiyor. Yunanistan'a geçiyor. Yani bu peki ne yapmalı? Biraz önce soru sormuştunuz. Evet. Bence elimizde bulunan tarihsiz bir şekilde almış olduğumuz S-400 füze sistemlerini Azerbaycan'a göndermeli ve Türkiye tekrar F-35 programına dönmelidir. En iyi çözüm, bir ara Hindistan sözü falan edildi. Azerbaycan mı en... Bana göre Azerbaycan. Ya çünkü dost ve müttefik. Evet. Sonra onların zaten silah sistemleri genelde Rus yapımı. Onlarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani Türkiye en kısa zamanda bu F-35'i geri almak maksadıyla elindeki S-400 füzelerini Azerbaycan'a göndermeli ve tekrar süratli bir şekilde F-35 programına dönmelidir. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Bayan Nuland da bu konuda çözüm önerdi. S-400'ü elinizden çıkartın, F-35'e geçin. Girebilirsiniz tabii. Diye. O çok önemli bir şey tabii. Ama evet. Dediğimiz gibi o arada F-16 projesi de devam edecek. Bir de özgür projesi var. Yani eski F-35, F-16'ları yalınacak yeni kitlerle modernleştirme, güncelleme operasyonu var. O yürüyecek mi peki? Yürür ama tabii bunlar F-35'in gerisinde kalan sistemler. Evet. Yani şimdi bu bahsetmiş olduğu 79 adet kit, elektronik harp tesisatı, aviyonik sistemler. Mesela bu uçakların F-16 blok 70'lerin ne özelliği var? İlave yakıt tankıyla hareket yarıçapı yaklaşık 1000 kilometreye çıkıyor. Ama yine F-35'in gerisinde kalıyor. Başka? Evet. Pilotun hayatını koruyacak sistemler var. Mesela pilotlar o iddialaşı sırasında veya bir muharebe sırasında farkında olmadan yere yaklaşıyor. Levyeye çekene kadar yere çakılıyor. Şimdi bu F-16 blok 70'lerde böyle bir durum olduğu zaman hemen uçak otomatik olarak devreye giriyor ve pilot ellemese bile levyeyi çekip uçağı yukarı tırmandırıyor. Evet. Belli bir irtifaya geldikten sonra da tekrar kontrolü pilota veriyor. Evet güzel uçak yani bu sistemler hem şey bakımından elektronik hap tesisatı bakımından. Ama burada gene şöyle bir şey çıkıyor. F-35 de gelse, F-16 da alsak bu kendi mühimmatlarımızı kullanamayacak mıyız? İşte maalesef öyle bir durum var. Yani burada neler... Yani biz Roketsan işte uçak roketleri üretiyor, her türlü silahı üretiyor. Ama biz o silahları kendi uçağımızda, doğrusu Amerika'dan aldığımız uçaklarda kullanamayacağız. Nasıl bir satış bu? Üstelik tabii. 23 milyar dolarlık inanılmaz bir yük var. Arkadaşlar orada bir sipariş listesi vardı benim şeylerin arasında. O sipariş listesini bulabilirsek. İnanılmaz bir liste var. O listede o kadar çok şey var ki işte 48 tane motor var, 40 uçak var... Tabii bunlar parti parti teslim edilecek. Ama gecikmeler de her zaman söz konusu. Bir de bundan sonra izleyeceğimiz politikalar da çok önemli. Tabii. Ya bir kere şu dönemde yani 2028'e kadar olan dönemde bu olayı en ucuz şekilde, en zararsız şekilde atlatmak için Türkiye süratli bir şekilde S-400'leri Azerbaycan'a göndermeli. O F-16 da olabilir. Ve F-35'leri programa tekrar geri dönmelidir. Büyük bir liste var orada. Evet. Bir saniye. Şimdi tabii böyle bunları konuşurken bir de Ege'deki dengeler var. Evet. İşgal edilmiş adalar var. Evet.
Bu adaların pozisyonu ne olacak? Yunanistan F-35'leri aldı. Biz F-16'larla kaldık. Ya biz F-35'leri de alsak diyelim. Evet. Ya projeye de katılsak. Bu adaların durumu nasıl sürecek? Bu adaları ilk ortaya atanlardan biri sizsiniz. Bugüne kadar savunan da sizsiniz. Evet. Ve hiçbir mesafe alınamadığı gibi yeni yeni adalarda Yunanistan işgalde ve silahlandırıyor adaları. Evet. Şimdi bu adaları geri almak çok kolay. Yani kuvvet kullanmadan, silah kullanmadan bu adaları geri almak mümkün. Ama şu andaki siyasi iktidar zaten bu adaları alenen verdiği için geri isteyemiyor. Karşı taraf da bunu kullanmaya devam ediyor. Nedir bu tabii? 2004'ten beri işgal başlıyor. Şu liste, evet. Evet. Şu liste. Bakın bu F-16 modernizasyon ve uçak şeyinde bu kadar uzun bir liste. 23 milyar dolarlık bir liste bu. Evet. Yani Türkiye, şu anda Türkiye'nin ekonomik durumu da belli. Bu 23 milyar dolar nasıl karşılanacak? Tabii. Hatırlayacaksınız. IMF'ye 23 milyar dolar borç vardı, ödedik, sıfırladık diye övünüyorlardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bu defa uçak parası olarak 23 milyar dolar borçlanıyoruz. Nereden kaynak bulunacak? Türkiye'nin şu anda ekonomisi eksi veriyor. Artı 2.6 trilyon dolar açık var. Pardon, 2.6 trilyon lira evet. bütçe açığı var. Sadece 100 trilyon liranın üzerinde faiz ödeyeceğiz. Sonra bu uçaklara nereden parayı bulacağız? Şimdi tabii burada bana göre stratejik bir hata var. Nedir o? Daha önce biz F-4 uçaklarını modernize ettirdik. Nereye modernize ettirdik? İsrail'e. Fakat İsrail F-4 uçaklarının her birisini 26 milyon dolara modernize etti. Peki o sırada yani o modernizasyon sırasında TUSAŞ biliyorsunuz F-16 uçaklarını monte ediyordu. Ve bir F-16'nın maliyeti 20 milyon dolarken biz maalesef eski nesil Phantom F-4 uçağını İsrail'e 26 milyar dolara modernize ettirdik. Yani İsrail bizim derimizi yüzdü. Ama yani İsrail bunda bir suçu yok. Yok tabii siz derimi soy derse o da soyar tabii yani. Parayı verirsen o da alır. Burada da tahmin edin böyle bir şey var. Bakın yani biz ne yapıyoruz? Hep eski nesil silahlara yatırım yapıyoruz. Halbuki ne yapmamız lazım? F-35'e yeni nesil uçaklar. Beşinci nesil yapmamız lazım. Bir kere bu uçaklar görünmüyor. Radara yakalanmıyor. Yani ancak gözle görebilirsiniz, o da görürseniz. Evet. Bu kadar yüksek yetenekli uçak varken hala eski nesil uçaklara yatırım yapmak bana göre evet. mantıklı değil. Yani inanılmaz bir liste var. Bu listede yedek parçalar var, motorlar var. Evet. Yani inanılmaz bir para ödeniyor. Orada roket sanılan malzemeleri Türkiye'de kalacak. 10 bin kompozit motor yakıt sistemi alınıyor. Roketlerin sayısı da burada var. İnanılmaz paralar harcayacağız. Biz bunun altından kalkabilecek miyiz? Zor tabii. Yani bu kadar büyük meblağlı bir rakam ödemek zor bir olay. Şimdi tekrar söylüyorum. Eski nesil savaş uçağını biz modernize edelim derken yeni nesil savaş uçakları başlanıp gidecek. Evet. Öyle